Evet arkadaşlar, yeni bir konuyla karşınızdayız. Bugünkü videoda yarı iletkenli elektronik devre elemanlarını anlatacağım. Bakalım bunlar hangileriymiş. Şimdi ilk önce de şöyle, yarı iletkenler ısı, ışık ve başka türlü bir etki altına bırakıldıklarında ancak bir miktar elektron serbest kaldığından iletkenlik durumuna geçiyorlar. Yani dış etken olmadığı sürece iletken madde değildirler kesinlikle. Bu nedenle bu maddeler dış etken verilerek iletkene, dış etken çekilerek yalıtkana dönüşebilirler. Bunlar neler? Başlayalım. İlk olarak diyottan başlayalım. Diyot yarı iletkenli bir elemandır. Tek yönü elektrik akımını ileten bir devre elemanı diyot. Diyotun P kutbuna anot, N kutbuna katot adı verilir. Genellikle AC akımı DC akıma dönüştürmek için kullanılan hani doğrultu maç devrelerinde kullanılır. Yani arkadaşım, bizim AC akımı DC akıma dönüştüren devrelerimiz doğrultmaç olarak adlandırılıyormuş. Burada da diyot kullanılıyormuş. Diyotun N tipi madde ile P tipi maddenin birleşiminden oluştuğunu unutmuyorsunuz. Bu maddeler ilk birleştiğinde P tipi maddedeki oyuklarla N tipi maddedeki elektronlar iki maddenin birleşim noktasında buluşarak birbirlerini nötrlerler. N tipi dediğim negatif, eksi elektronlar hareket ediyor. P tipi dediğimde pozitifler arkadaşlar. Oluşturuyorlar neymiş? Bunlar bir nötr bölge oluşturuyorlarmış. Bu nötr bölge kalan diğer elektron ve oyukların birleşmesine engel olacaktır. Nasıl? Bakalım. Evet. Diyot dediğimin sembolü bu şekilde, unutmuyoruz. Ne vardı içinde? P tipi ile N tipi elemanlar var. P tipi ve N tipi geliyor birleşiyor ve nötr bir bölge oluşturduktan sonra geri kalan pozitifler ve negatifler birbirine birleşemediğinden nötr bölgeye hiçbir şekilde olamıyor. Bu şekilde meydana geliyor. Sembolü de dediğim gibi bu şekilde. Devam edelim. Şimdi bunların, bu diyotların doğru ve ters polarmada karşı tepkilerini inceleyeceğiz. Doğru polarma neye, ters polarma neye, ona bakacağım. Anot ucuna güç kaynağının, şimdi anot ucu diyeceksiniz ne? Bakın, P dediğimiz kısım pozitif, P kısmı anot, N kısmı katot, unutmuyorsunuz. Devam edelim şimdi. Anot ucuna güç kaynağının pozitif kutbu, katot ucuna da negatif ucu diyoruz. P tipi maddedeki oyuklar güç kaynağının pozitif kutbu tarafından, N tipi maddedeki elektronlar da güç kaynağının negatif kutbu tarafından itilirler. Bu sayede aradaki nötr bölge yıkılmış olur ve kaynağın negatif kutbunda pozitif kutbuna doğru bir elektron akışı başlar. Yani diyot iletime geçmiştir. Anlaşıldı mı bilmiyorum. Tekrar tekrar dinleyin, anlarsınız arkadaşlar. Şimdi, fakat diyor, diyot nötr bölümü aşmak için diyot üzerine 0,6 voltluk bir gerilim düşümü meydana gelir. Bu gerilim düşümü silisyumlu diyotlarda, diyotlar ikiye ayrılıyor, silisyumlu ve germanyumlu diyor. Silisyumlu bir diyot kullanıyorsan 0,6 volt, germanyumsa 0,2 volttur diyor. Bu gerilime diyotun eşik gerilim adı verilir. Yani senin diyotunun iletime geçebilmesi için, yani elektronların hareket edebilmesi için, daha doğrusu o nötr bölgeyi yıkabilmek için, eğer sen silisyumlu bir diyot kullanıyorsan buna vereceğin gerilim 0,6 volt olması gerekiyor ki diyotun işlev görsün. Germanyum bir diyot kullanıyorsan da 0,2 volt vermen lazım ki benim diyotuma diyot akım iletsin. Bir de diyot üzerine fazla akım geçirildiğinde diyot zarar görüp bozulabilir. Her şey aynı şeyi, fazlası zarar. Her şeyin fazlası zarar. Elektronik elemanların hepsine böyledir. Fazla elektrik, fazla akım, hepsi senin elemanına zarar verebilir, bozabilir yapısını. Diyot üzerinden geçen akımın düşürülmesi için devreye bir de her zaman diyoruz seri direnç bağlanmıştır. LED'in patlamaması için de direnci. Niye fazla akım alsın diye bir kullanıyorduk. Bu da aynı şekil, aynı mantık. İdeal diyotta bu gerilim düşümü ve sızıntı akımı yoktur demiş. İşte bunu söylüyor. P direnç, işte kaynak dediğim volt, N kısmı. Bir tane direnç ekliyorum ki diyor, fazla akım geçip de benim diyotumun üzerinden diyotu sıkıntıya sokmasın. Evet, devam edelim. Ters polarma
Bir daha bakalım. Doğru polarmanın şeklinde. Pozitif kısımdan geliyor. Direnç üzerinden geçiyor. Sonra negatif kısmına. Bu şekilde bir sirkülasyon söz konusu. İyi bakalım. Okları değil takip edin. Şimdi terse bakalım. Newton'un katıt ucuna güç kaynağının pozitif kutbu. Anıt ucuna da güç kaynağının negatif kutbu bağlandığında ise N tipi maddedeki elektronlar güç kaynağının negatif kutbu tarafından, P tipi maddedeki oyuklar da güç kaynağının pozitif kutbu tarafından bu sefer çekilecekler. Bu durumda ortadaki nötr bölge ne olacak? Genişleyecek. Yani diyot yalıtıma geçmiş olacak. Fakat azınlık taşıyıcılar bölümünde de anlattığımız gibi bu diyota ters gerilim uygulandığında diyot yalıtımda iken çok küçük derecede bir akım geçer. Buna da sızıntı akımı denir. Bu istenmeyen bir durumdur. Yani biraz önce doğru polarmada sızıntı akım olmayacağını ama bu ters polarmada en azından yalıtım söz konusu olduğu zaman çok küçük bir derecede sızıntı akımı meydana gelecektir. Bunu tabii ki de biz istemiyoruz. Bakalım. Sızıntı akımı dediği, evet, burada sızıntı bir akım oluşuyorsa zaten direnç yine artı eksi nötr bölge ne yapacak? Genişleyecek. Bu şekilde devam edelim. Şimdi diğer diyot çeşitlerine bakacağız, yarı iletken elemanlara. Zener diyot. Zener diyotlar normal diyotların delinme gerilimi noktasından faydalanarak yapılmıştır. Zener diyot doğru polarmada normal diyot gibi çalışıyor. Ters polarmada ise zener diyot uygulanan gerilim zener voltajının altında ise zener yalıtıma geçecek. Fakat bu voltajın üzerine çıkıldığında zener diyotun üzerine düşen gerilim sabit kalacak. Üzerinden geçen akım değişken olabilir. Zenerden arta kalan gerilim ise zeneri seri bağlı olan direncin üzerine düşer. Üretici firmalar 2 volttan 200 volt değerine kadar bir zener diyot üretebilirler. Zener diyotlar voltajı belli bir değerle sabit tutmak için yani regüle devrelerinde kullanılır. Yan tarafta zener diyotun simgesi yani birazdan göstereceğim dış görünüşü ve ters polarmaya karşı tepkisi gösterilmektedir. Şöyle neymiş asıl önemli olan zener diyotlar voltajı belli bir değerde sabit tutmak için yani gerilimi belli bir işte 2 voltta tutmak için mesela ya da gerilim hep 200 volt olsun dersen zener diyotu kullanacaksın arkadaşım. Evet. Sembolü işte bu şekilde 10 volt, 5 volt, 15 volt. Şöyle diyor ki sen diyor kaynaktan diyor. Ben şimdi biliyorum ben bu zener diyotu niçin kullanacaktım? Sabit bir voltaj için. Ben kaynak olarak 15 volt verdim. Ama zenerim 10 volta ayarlı. Yani 10 volt tutacak. O zaman diyor ki arta kalan 5 volt kısmı da direnç üzerindedir diyor. Direnç bunu kullanır diyor. Olayı bu arkadaşım sembolü de bu şekilde. Devam edelim. Led diyot, led dedim ledler. Ledler ışık yayan bir diyot türüdür. LED'e doğru polarma uygulandığında P maddesindeki oyuklarla N maddesindeki elektronlar birleşim yüzeyinde nötrleşiyor. Bu birleşim alanında ortaya çıkan enerji ışık enerjisidir. Bu ışığın gözle görülebilmesi için ise P ve N maddeleri birleşim yüzeyine galyum arsenit maddesi katılmıştır. Bakın unutmuyoruz. Neymiş? Gözle görülmesi için P ve N maddelerinin birleşim yüzeyine galyum arsenit maddesi katılmıştır. LED'lerin yeşil, kırmızı, sarı ve mavi olarak 4 tane renk seçeneği vardır. Bunu biz biliyoruz. Evet, LED'in sembolü de bu şekilde. Devam edelim. Fotodiyot. Fotodiyotlar ters polarma altında kullanılır. Doğru polarmada normal diyot gibi iletken, ters polarmada ise N ve P maddelerinin birleşim yüzeyine ışık düşene kadar yalıtkandır. Yani şöyle diyor. İşte N ve P için diyot çeşit olduğu için hepsinin yapısında bir P tipi ve N tipi var arkadaşım. Ama diyor fotodiyotta diyor eğer sen diyor fotodiyot ışık yani ışığı görene kadar diyor bu hiçbir şekilde iletkenlik yapmayacaktır ters polarmada. Ama diyor doğru bir polarma verirse normal diyot gibi iletkenlik devam edecektir. Ters polarmada da ışık düşene kadar yalıtkanlık yani hiçbir şekilde iletim yapmayacak diyor.
Şimdi bileşim yüzeyine ışık düştüğünde ise bileşim yüzeyindeki elektronlar ve oyuklar açığa çıkacak. Bu şekilde de fotodiyot üzerinden akım geçmeye başlayacak. Bu akımın boyutu yaklaşık 20 mikroamper civarındadır. İşte televizyon veya müzik setlerinin kumanda alıcılarında kullanılır. Kumandadaki kısım var, led kullanılıyor. İşte televizyonlarda var. Bunların hepsi kumandalarının hepsini alıcılarda da var, doğru. Bu da diyotun, fotodiyotun sembolü. Üzerine bir şey geldiği zaman iletken oluyor anlamında. Üzerine bir ışık geldiği zaman iletken olduğu için bu şekilde sembolize edilmiştir. Evet, diyak. Belki daha önceden duydunuz, belki daha önceden duymadınız. Tam olarak hatırlamıyorum anlatıp anlatmadığımı. Diyak da çift yönde ve aynı görev gören bir zener diyot gibi çalışır arkadaşım. Zener diyotu sabit bir voltajla voltaj elde etmem için kullanıyordum. Bunu unutmuyoruz. Diyağın üzerine uygulanan gerilim. Diyak gerilimin altındayken diyak yalıtımıdır. Yani sen diyak bir sürü demek ki diyak çeşidi var ve bunların çalıştığı bir voltaj söz konusu. Eğer sen bunun altında bir voltaj verirsen diyak çalışmayacak, yalıtımdadır. Yani iletmeyecek hiçbir şeyi. Bu zamanda da diyor ki iletmez ve üzerinden sadece sızıntı akımı geçer. Üzerine uygulanan gerilim. Eğer senin çalışacak çalıştıracağın diyak gerilimi üstüne çıktığında ise diyak iletime geçecek. Fakat iletime geçer geçmez diyağın uçlarındaki gerilimde bir düşüş görülür. Yaklaşık bu gerilim, bu bizim düşüş değeri de diyak gerilimin yaklaşık %20'si kadardır. Fakat diyağa uygulanan gerilim düşüş anından sonraki gerilim seviyesinin altına düşürüldüğünde diyak yalıtıma geçer. Yani bunu hep biliyoruz, söylenen şeyleri söylüyoruz. Diyanın bu özelliklerinin olma sebebi alternatif akımda kullanılabilmesidir arkadaşım. Devam edelim. Şekli şemalde bu, sembolü bu arkadaşım. Triyak. Triyaklarda tristörlerden alternatif akımda çalışabilen türleridir. Triyan oluşumunda birbirine ters yönde bağlı iki tane tristör bulunmaktadır. Yan tarafta, bu aşağıda daha doğrusu, bu bileşim görülecek. Herhangi bir alternatif akım devresindeki bir triyan A1 ucuna artı, A2 ucuna eksi yönde akım geldiğinde birinci tristör tam tersi durumda ise ikinci tristör devreye girecektir. Bu sayede triyak alternatif akımın iki yönünde de iletime geçmiş olacak. Triyak yüksek güçlü ve alternatif akım devrelerinde güç kontrol eleman olarak kullanılır. Triyan şekli de bu arkadaşım. Biri çalışmazsa biri çalışacak. Evet, devam gelecek bunun. Bitmiş durumda değil arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.